Evet. Selamlar sevgili Avestalılar. Yeni bir EU4 videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ben ve sevgili Ebu Said Timurit Timur serimize kaldığımız yerde devam edeceğiz efendim. O zaman sevgili Ebu Said Timurit önderliğinde Timur serimize devam ediyoruz efendim. Hoş geldiniz. Videoyu beğenirseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız lütfen. En son gördüğünüz gibi bu şekilde büyütmüştük sevgili Timur Devleti'ni. Bu bölümde bakalım başımıza neler gelecek. Öncelikle çok param var. Biraz üretim binalarına odaklanmak istiyorum bu parayla. Şöyle basalım. Biraz da tex binası basalım. Azıcık ucundan trade basalım. Biraz da şu arkadaşlardan basalım. Çünkü governing capacity neredeyse dolmuş dostlar. Governing capacity ile nasıl başa çıkacağız? Bilmiyorum, bakacağız. Belki dinmelerden bir governing capacity alabiliriz. Bunlardan zaten almışız hali hazırda. Bakalım. Akkoyunlu vasalımız, Georgia vasalımız. Bu bölüm biraz Hindistan'a odaklanmak istiyorum. Hindistan taraflarına ilerlemek istiyorum. Özellikle Delhi olabilir. Gerçi Turus'umuz var. Bu Delhi'ye Turus bitince dalırız. Zaten az kalmış. 5 senesi var. Biraz buralarda ilerleyelim abi. Let's go. En son Osman tokatladık bu arada değil mi biz? Evet. Turus'umuz bitince Osman'ı bir daha tokatlarız abi. Doğuya gitmeden burada Gazi Kümük'e bir dalacağım ben. Çünkü gördüğünüz üzere çok zayıf. Eleşe toprak gibi bir şey, şunu bir alalım. Ondan sonra geçeriz abi doğuya. Evet, dünyanın en kolay savaşıydı. Şöyle full annex'i koyalım buna. İdealardan espiyon işi bitirmişiz. Bitirelim. Bir sonraki idea grubumuz da yolda. Eli kulağında, birazdan gelir. Bize bu arada bir quantity lazım abi. Çok attrition yiyoruz. Bayağı gereksiz attrition yiyoruz abi. Çağ bonuslarından tabii ki War Score Cost Other Religion alıyoruz ilk önce dostlar. Bu sayede diğer dinlerden olan devletlerden daha fazla toprak alabileceğiz barış yaptığımızda. Bir arkadaş demişti hani anlatıyorsun, oyunu iyi biliyorsun, anlatıyorsun bir şeyler, War Score Cost diyorsun, bir şeyler diyorsun ama biz anlamıyoruz dedi. Hani biraz daha açıklarsan sevinirim yazmıştı. O yüzden artık böyle biraz daha açıklayıcı gitmeye çalışacağım. Haklısınız yani, herkes oyunu iyi bilmiyor. Öğrenmek isteyenler var. Yani hak veriyorum. O yüzden bu şekilde anlata anlata gideceğim dostlar. Biraz daha açıklayıcı olacak yani her şey. Buradan ne alalım? Vallahi hiçbir şeye de ihtiyacım yok ha. Liberty Desire mı alsak? Maybe. Şunu alalım ya. Liberty Desire azalıyor subjectlerin. Vasallarımızın özgürlük arzuları azalıyor. Stability kazanıyoruz. Ekstra diplomatik reputation kazanıyoruz. Bence worth. Bu arada diplomatik reputation'da işte diplomatik saygınlığınızı belirliyor dostlar. Diplomatik reputation'ınız ne kadar fazlaysa vasallarınızı o kadar hızlı annexlersiniz. Bir devletin size vasal gelme ihtimali artar. Yani diplomatik reputation'ınızı mutlaka artıda tutmaya çalışın. Evet, bir tane general alacağım. Sevgili üyelerimizden, Avestalılardan birini almak istiyorum. Şöyle bir bakalım kimler varmış. Evet, sevgili katıl üyelerimizden Oğuz Kağan'ı hizmete davet ediyorum. İsmi de gerçekten Timur Devleti'ne yakışır bir isim oldu. Gayet güzel. Evet, turusumuz bitti derhiyle. Hemen kendisine dalıyoruz. Kim geliyor? Jampur, Bengal, Gujarat. Gelsinler bakalım. Nereden girelim? Torkot. Torkot'tan mı girelim ya da bunların başkenti neresi? Direkt Delhi'den girebiliyoruz mu? Tamam, direkt Delhi'den girelim abi bunlara. Let's go. Evet, yeni fikir grubumuz geldi. Buradan Quantity'de gideceğim dostlar. Çünkü manpower sıkıntısı yaşıyoruz gördüğünüz üzere. Bunu halletmemiz lazım abi. Aynı zamanda attrition da sıkıntı buralarda. Bir miktar attrition konusunda da bize yardımcı olacak. Yani buralarda gezerken yaşadığımız kayıplar. Bu arada çatır çatır wipe'lıyorum abi hiç acımadan. Yarınım yokmuş gibi wipe'lıyorum abi. Oy 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 oy. Evet, bu arkadaşla savaşımız bitti. Ve kendisinden bu toprakları an itibariyle alıyoruz. Full annex. Kime karşı koalisyon kurabiliyoruz? Malva'ya. Allah Allah. Form koalisyon. Kur bakayım. Katılan olursa dövelim çocuğu. Bir tek biz kızmışız buna. Başka kimse kızmamış ki. Neyse, kalsın öyle. Evet, bu arada Defi Delhi görevimiz bitti. Ne veriyor? Core creation cost until we are no longer Timurids. Yani Timur olmayana kadar. PCR veriyor ve admin efficiency veriyor. Aa, çok iyiymiş. Yani hem ele geçirdiğimiz, fethettiğimiz toprakları daha uygun fiyata, daha uygun admin puanına korlayacağız. Hem de üzerine yönetim etkinliğimiz arttığı için daha fazla toprak alabileceğiz. Güzel. Power Projection'da Jabba'sı. Ne diyor? We will no longer be able to form Muggle. Aa, bunu alırsak Mughal kuramayacağız mı yani? Bir saniye. Aa, bunu alırsak Mughal kuramayacakmışız. Mughal kurmayız biz de. Yani Mughal kurmak zorunda mıyız? Bence değiliz ya. Bunlara değer abi.
Admin Efficiency ve CCR'a değer. Mugal kurmayız, Moğol kurarız biz de. Aynen. Alacağım ben bunu. Let's go. Bu arada pat 1'den mi giderim, pat 2'den mi? Bunu belirtmediniz. Yani ben de neyden gideceğimi bilmiyorum açıkçası. 1'den gideceğim galiba. Aynen 1'den gidelim bakalım ne olacak. Neymiş? Available loot. Unlock plunder economy government reform. Raise mi? Raise yapabileceğiz abi. Bir dakika, ne oluyor? Neler oluyor şu anda? Şu an neler oluyor abi? Nerede o? Evet, buradan plunder economy geldi abi. Bunu alırsak raise edebileceğiz her yere. Horda geçiyoruz abi. Alsam mı? Alalım lan, hadi bakalım ne olacak. Aldım abi. Şu an hala monarşiyim ama raise yapabiliyorum. Aa süper. Convert to schism mi? Tövbe estağfurullah. Bu ne oğlum? Sikh becomes the new state religion of Timurids mi? Beyler, Sikh dinine geçiyor muyuz? Ben buna geçeceğim galiba. Ama şimdi değil, birazdan geçelim. Şu agresifliğimiz bir düşsün. Çok güzel bir dine benziyor. Şu Tunus'u da bir ele alacağım ben. Çünkü Osmanlı şu anda Memlük'ü tokatlıyor. Memlük'ten sonra sıra muhtemelen Tunus'a gelecek. Bunun olmasını istemiyoruz. Osmanlı'yı burada durduracağız abi. Tunus'a ele alarak. Daha fazla genişleyemeyecek. Mecbur batıya falan yönelir herhalde. Ya da Muskovi'ye. Muskovi demişken biz bu taraflara bir dalsak mı acaba? Claim'imiz de var. Niye dalmıyoruz ki? Manpower'ımız çok az. Manpower'ı bir halledelim abi. Ondan sonra dalacağız. Osmanlı Tunus'un bitti. Osman'a dalalım abi. Gidelim. Osman'a dalalım. Manpower'ı falan bayağı var ama. Toparlamamız lazım biraz manpower'ı. Yoksa biraz zor. Buradan bunu almayacağım bu arada. Morlo Farm'ı falan verdiği için iyi oluyor. Yavaş yavaş toparlarız. Birkaç sene içerisinde muhtemelen dalmış oluruz diye düşünüyorum. Evet, Osman Memlü'yü yedi abi. Güzel de yedi. Eyalet yaptı. Wow. Yapay zeka böyle eyalet yapıyor muydu ya burayı? Her neyse, yeni hükümet reformumuz gelmiş. Neler var burada? Attrition azaltan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Land Attrition. Bunu alalım. Birimlerimiz biraz daha az hasar görsünler. Bahmanileri ele aldım. Yani tek sebebi buradan şok damage almak. Başka bir sebebi yok. Şu şok damage alayım. Bana yeterli. Teknolojide geri kalmışız Osman'dan. Teknolojide yakalamaya çalışıyorum şu anda. Teknolojide yakalar yakalamaz. Dalacağım abi. Adam şu anda 10 seviye. Teknolojide gerideyken Osman'a dalınmaz abi. Aklınızda bulunsun. Siz de sakın dalmayınız. Aa, Osman da Tunus'ta yere yollu. Okey. Evet, Bahmani'de %50 ilişki yapıp şuradan şok damage aldım abi. Şu anda şok turlarında ordularımız çok daha iyi vuracaklar. Az kaldı. Çok az kaldı. Birazdan Osman Savaşı geliyor abi. Okey, teknolojide yakaladık. Hemen ordularımızı reform edelim. Morallerimiz dolsun efendim. Ve. Nereden girelim lan buna biz? Her yere bu arada claim'im var. Bütün Osman'a claim'im var lan. Reconquest'imiz varmış. Abaz ya. İmereti'den girelim hadi. Reconquest'e girelim. Ha, Tunus geliyor şimdi. Neyse, gelsin bakalım. Show Superiority olsa onunla girecektim ama Show Superiority yok abi. Show Superiority daha iyi olabilirdi. Neyse, let's go. Sevgili Ebu Said, Timurit'le Osmanlı savaşı bizi bekliyor. Bu arada kötü girdik buraya. Bir saniye, buna bir Ebu Said Timurit'i verelim. Yardımcı olsun. Güzel, morali biraz eksideymiş. Allah'tan eksideymiş. Efendim, bu arada buradan enstitü yayılım hızını alalım. Kaç K'si var? 118K ordusu var bu arada. Bizim de 100K ordumuz var. Yeter herhalde. -100 mistisizmdeyiz. Morlo farmimiz bayağı yüksek. Şöyle bir bakalım, war enemies. Evet, Osman'dan kat kat güçlüyüz şu anda. Moral konusunda ve disiplin konusunda da. Yani bir aksilik olmazsa yeneriz diye düşünüyorum abi. Şu çocuklara da şöyle yapalım. Osman kaçıyor, biz kovalıyoruz abi şu anda. Harika. Arkadaşlar, bir durur musunuz? Savaşalım ayol. Of. Osman ordularını wipe'liyorum. Of. Çok fena. Anam çok fena. Anam. Aa, agresif expansion impact geldi etkinlikte. Süper. Bu arada buraya daldık ama yutar mıyız? Yutarız bu arada. Çok fena vuruyoruz ya. Çok fena dövüyoruz. Şok. Hadi güle güle. Kaç K ordusu var? 116 hala. Wipe'ladıkça basıyor abi. Güzel. Diğer elaylarını çıkardım abi. Savaştan sadece Osmanlı'la başa baş kaldık. Güçlü. Yani güçlü. Yapacak bir şey yok. Manpower'ı bitmiyor adamın. Ama bu savaşın kazananı biz olacağız. Sıkıntı yok. Evet. Büyük savaş. Hadi bakalım. Oo, 30K'ya 60K zaten tokatladık burada. %70 yeterli bence ya. Böyle şuraları falan alalım. Yani pek de yeterli değilmiş. Evet, Ebu Said Timurit öldü. Yerine Babür geldi. Babür. Bu da, bu ne ya? Sakat mı abi? Bu ne ya? 212.
Tamam bence yeter. Şimdi bu burada dalıyor bu arkadaş bana. Büyük ihtimalle alacak. Çünkü kendi kalesi. Gerek yok. Böyle bitiriyorum dostlar Osmanlı Savaşı'mı. 1000 dukada para aldık. Bence gayet yeterli. Kafkasya fethi görevimizi bitirdik. Morla farmı veriyor. Of end of the game diyor hem de. Süper. Bir tane de general veriyor. Artı bir şok artı bir fire'la. Süper abi. Evet Bahmanis'i çağırarak sevgili Jaunpur'a dalıyorum abi. Oy oy oy. 20 Army Tradition mı? Neler diyorsun? Army Tradition'ım 95'miş lan zaten. Military Power alayım bari. Evet bu arada bu arkadaşla savaşımızı bitirdik an itibariyle. Öyle alabildiğim kadar toprağı alıyorum dostlar. Zaten koalisyon derdimiz de yok. Evet fena değil. Korla babam korla. Hangi görevimiz bitti? Follow the River görevimiz bitti dostlar. 30 yıllığına Manpower Recovery ve Aggressive Expansion Impact veriyor. Güzel. Şu Akkoyun'u da artık annexleyelim. Çıksın aradan. Evet dostlar Bahmanileri yanımıza alarak sevgili Malva'ya dalıyoruz abi. Yanında kimin geldiğinin pek de bir önemi yok. Bu saatten sonra Mokoko. Nogai ne alaka? Nogai benim elayım mı ya? Aa Defender of the Fate'den. Vay arkadaş. Ya yürü git bak işine ya. Alırım ben yine oradan. Bu arada Rusya'yı da bir dövelim artık. Zamanı geldi. Evet sevgili Malva'dan şöyle bir toprak alalım dostlar. Ya da biraz %100'ü zorlasak mı acaba? Ya bir toprak alacağız en fazla. Hadi olsun 2. Zorlayalım mı? Zorlayalım lan. Zorlayalım hadi. Evet. Alabildiğimiz maksimum toprak alımını yaparak Malva ile olan savaşımızı bitiriyoruz dostlar. Buradan bir tane toprak çıktı. Gujarat'tan çıkardılar. Buna saldıracağım. Hürmüz'ü de davet edeceğim. Osman gelmiyor. 70'e 70 bu arada. Hani ucu ucuna. Savaşı açalım. Hürmüz'ü de yeriz. Güzel. Quantity ID'yimizi de bitirdik. Poliçe ne veriyormuş? National Manpower Modifier ve Mercenary Manpower. Süper. Trade with India görevimizi bitirdik dostlar. Trade income'ımızı arttırıyor. Ve Trade Steering arttırıyor. Güzel. Daha fazla gelir. Oha Avusturya'ya bak. Üf, oğlum bu ne? Avusturya ne kadar güçlenmiş. İnanamıyorum abi. Rusya bana savaş mı ilan etti? Okey. Oo iki tek geride kalmışız adamdan. Normal. Teknolojide geri kaldık bayağı dostlar. Savaşı bitirelim de. Şöyle. Evet. Savaşı bitirdik. Ama ve lakin burası bir tık sıkıntı abi. Biz bu çocukları nasıl döveceğiz şimdi? İki tek önde adam bizden. Hayırlısı. Evet bir teknoloji atladık. Ama bir teknoloji hala gerideyiz. Bir de üzerine hünkârımız öldü. Kim geldi? Great Sultan Uluk. Uluk ulu. Biz raise yapabiliyorduk lan. Niye raise yapmıyoruz? Yapalım abi. Şöyle. Oh. Madem raise yapabiliyorsun yap abi değil mi ya? Şuraları da yapalım. Oh. Süper abi. Ya hayır. Mollo Farmi Advisor'ım öldü. İnanamıyorum. Ah zorluyor bu çocuk zorluyor. Teknolojide geri kalmak çok kötü bir şey. Neyse. Bu görevimiz bitti dostlar. Timurut Divan. Kendilerini alıyoruz abi. Governing Capacity falan veriyor. Oğlum Timur'un görev ağacı ne kadar güzel ya. Alttakini alırsak Corruption azalıyor. Yani yolsuzluk. Ülkedeki huzursuzluk düşüyor. Ve ordu bakım maliyetleri düşüyor. Üsttekini alırsak yine yolsuzluk. Unrest. Bakım maliyeti ve Timurut Divan Government Reform aktif oluyormuş. Üsttekini alalım. Bakalım neymiş. Görmüş de oluruz. Hep beraber. Evet Timurut Divan Government Reform'unu almış olduk böylece. Güzel. Bu arada Governing Capacity işini bayağı çözdük. Her şey güzel şu anda. Evet. Teknolojide yakaladım. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Sadece soruyorum. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Teknolojide eşitiz. Hadi bakalım. Şimdi gel aslanım. Şimdi gel göreyim boyunun ölçüsünü. Evet Akkoyunlu'yu annexledik dostlar sonunda. Hadi bakalım şimdi ne yapacaksın aslanım? Ya 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 ya. Öyle olmuyormuş değil mi? Yürüyün lan Moskova'ya. Nerede Moskova? Moskova'ya yürüyün siz. Şimdi Timur'un gerçek gücünü gösteririm şunlara. İki tek gerideyken saldırmaya benzemez bu işler aslanım. İzle şimdi izle. İzle ve gör. Neyse bu çocuktan sadece para alıp çıkacağım. Çünkü isyanlar falan var. Uğraşmak istemiyorum. Bunun işini sonra göreceğim ben. Böyle bu şekilde para alarak çıktım abi. %20 savaş skoruyla. Şu isyanları falan halledelim abi. Her yer isyancı oldu. Bu arada Avusturya buraya gidecek galiba. Eğer buraya giderse geçmiş olsun abi bu arada ya. Avusturya'ya hiçbir şey yapamayız. Gerçi Kutsal Roma'yı yemiş ya. Çok da bir şey kalmamış ama yine de sıkıntı. Avusturya çok sıkıntı. Elay olabiliyoruz Avusturya'ya alalım. Olalım mı? Osman'a karşı kullanırız. Olalım. Madem öyle olalım abi. Osman'a Trus'un bitmiş bu arada. Şu Avusturya'yla favor kasalım. Sonra gireriz buna. Şu çocuğa dalacağım ben ya. Sirmur kim? Sirmur da şuymuş. Şu ikisini yutalım abi. Burada böyle kötü duruyorlar. Okey şu ikisini de alalım. Oh be kötü duruyorlardı orada valla. İyi oldu. Evet quality ID'yimizi de bitirdik an itibariyle. Buradan da poliçi olarak Army Tradition kaybını düşürüyor. Ve reinforce hızını arttırıyor süper.
Osman bize iki teknoloji park açmış bu arada. İnanamıyorum abi. Wow. Nasıl yetişeceğiz biz ona ya? Hadi bir teknoloji aldık diyelim. Printing press çıkmış ya. İşte doğuda olmak da bu yüzden sıkıntı abi. Teknoloji konusunda bayağı sıkıntı yaşıyorsun. Şu Gürcistan'ı... Oha -5 mi? Bununla bir ilişki geliştirelim. Bu çocuğu da annexleriz. Bu da bizim tribüterimiz ama hiçbir işe yaramıyor. Öyle duruyor. Ne yapacağız bilmiyorum onu. Kalsın ya. Çok sıkıntısı yok. Evet, Bahmani'yi çağırarak sevgili Jumper'a dalıyoruz. Bu arada Persian Gulf Trade diyor. Bu görevi bitirmişiz. Bazı claimler, Center of Trade yükseltmeleri falan filan. Artık Bahmani ile pek işim kalmadı. Onunla el aylığımızı bozarız. Sonra Viyana Garı bitirmek lazım. Tabii Osmanlı'la da savaşmamız lazım. Çocuğun borcu var. Harika. Öder inşallah. Şöyle trade binalarımızı basalım. Trade company binalarımızı daha doğrusu. Özellikle trade power'ı arttıran binaları basmayı tercih edeceğim. Ya da production efficiency de olabilir. Hatta production basalım. Burada çünkü çok güzel yerler var. Production olarak. Mesela buralarda bol bol silk var. Bu silk olan yerlere basılabilir. Evet, ülkedeki üretimi bir anda coşturduk abi. Bu arada silk dinine geçeceğim. Hatta geçelim mi? Şu anda geçelim mi? Ya geçeceğim de şimdi bunları convert monvert işi bayağı uzun sürecek. O yüzden çekiniyorum. Neyse hadi geçiyorum ya. Hak dini olan Sikizm dinine geçiyoruz dostlar. Let's go. Evet, hayırlı uğurlu olsun yeni dinimiz arkadaşlar. Morula Farm'ı %10, Military Teknoloji %10, Lokal Misyoner Gücü -1 mi? Harika. Fena patlayacağız gibi hissediyorum ama hadi hayırlısı. Bunlar ne lan? Peak Teaching, National Tax Modifier, Diplomatic Reputation, National Tax var abi. 50 admin puanı, okey. Farklı bir din. İlk defa geçtim bu dini. Bakalım neler gelecek başımıza. Oğlum hiçbir yeri çeviremiyorum ama. Aa, teaching aldığımız için. İptal edelim. Onu alınca olmuyor abi. Onu alınca daha da uzuyor. Aga biz bunları nasıl çevireceğiz yani? Biz yine Müslümana mı dönsek? Savaştan sonra. Yine Sünni mi olsak abi? Şöyle bir şey varmış bu arada. Misil Confederacy. Alalım bakalım. Şuradan Religious Unity mi alsak? Bir de şöyle bir şey var. O yoktu galiba az önce. Season Chromeland does not cause revolts. Allah Allah. İsyan çıkartmıyormuş Season Chromeland yapmak. Yani şunu yapmak. Zaten öyle problemim de yoktu gerçi. Disaster yiyeceğiz büyük ihtimalle. Yer miyiz disaster? Büyük ihtimalle bir disaster gelir diye düşünüyorum ama dönmeyeceğim hadi. Sikten devam abi. Sik dininden devam. Biz bu Sikizm yoluna gönül verdik dostlar. Bu yoldan dönmeyiz. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Hadi bakalım. Misyoner gücü veren her şeye ihtiyacım var şu anda. Lütfen. Rica ediyorum. Bu arada şunu alalım mutlaka. Diğer dinlere karşı şey veriyor çünkü. Morula Farm'ı. Onu alacağız. Ondan önce misyoner strength ver abi. Var mı başka misyoner strength? Advisor falan veriyordu herhalde. Öyle hatırlıyorum. Misyoner strength. 3 seviye aynen. Ver babacım. Onu da ver. Misyoner gücü. Ver. Onu da aldık. 19. We have no missionary to send mi? Neden abi? Defender of the Faith alamıyoruz artık. Misyoner gönderemeyeceğiz mi yani? Onu mu diyorsun bana? E nasıl çevireceğiz dinlerini? Böyle buradan yürüyeceğiz mi yani bu şekilde? Allah Allah. Ama öyle isyan çıkar bir şeyler olur. Religious Unity'nin sıfır olması bize debuff sağlıyor abi. Stability Cost Modifier falan veriyor. Heee anladım. Anladım abi. Bu arkadaşı o yüzden koymuşlar demek ki. Onu da biz şöyle yapalım. Bu lazım olacak çünkü belli. Ha, bunların influence'lerini düşüreceğiz. Lan boş yere gidip şunları mı verdik şimdi biz? Neyse kalsın. Acaba bir şey yapınca mı oluyor bilmiyorum. Neyse çözmeye çalışacağız abi bu işi. Şimdilik problem yok gibi. Atekler Sünni olabiliyorsun. Lan bunda da Osman gibi şey yapılabilir mi acaba? Bir şeye dönüp, Sik'e dönüp. Ya oğlum. Bir Sik dinine dönüp, bir Sünni'ye dönüp. Exploit yapılabilir mi acaba? Bir denemek lazım. Dersek çevirebiliyor Sünni'ye. Kalsın şimdilik. Misyoner gücü ver. Onu da ver. Ya bir çevirebilsek çok hızlı çevireceğiz. Şu an izin vermiyor ama çevirmeme. Avusturya Hollanda'ya savaş açtı. Okey. Lan tamam, burada bir tane dönüştürülemeyen şeye gitmiş misyoner, o yüzden oluyormuş. Ben de diyorum niye çeviremiyoruz ya. Of. Tamam tamam, sıkıntı yok. Çözeceğiz. Şu arkadaştan şurayı alalım. Sevgili Jumper'dan da böyle bir toprak alımı. Aynen. Güzel. Korla. Hemen hiç beklemeden sevgili Malva'ya giriyoruz abi. Guru Ramdas is made guru mu? Okey. Yeni guru. Aylık admin puanı. Allah Allah. Garip bir din ya çok. Admin puanı kazandık artı bir. Okey. İlginç. Evet, federal imparatorluğa geçtik abi. Oğlum var ya, Timur'a yapmadığımız şey kalmadı ha. Şuradan şunu aldım, federal imparatorluğa geçtim.
Şimdi buradan ne tarafa gideceğiz? Monarşistlere mi gideceğiz, statistlere mi? Şimdi monarşistlerdeki adam fena değil bu arada. Ne veriyormuş monarşistler? Manpower Recovery Speed veriyor %10. Yıllık Prestige Legitimacy. Statistler ne veriyor? National Unrest, Diplomatic Reputation. O kadar. Tamam, monarşistlere devam abi. Bize misyoner lazım ya. Misyonerimiz yok. Bir tane misyonerle bu iş olmaz aga. Evet, ülkenin dört bir yanında isyanlar çıkıyor. 8'im dinine geçtiğimiz için halk bir hayli kızgın. Biz 8 değiliz diyor halk. Biz Müslümanız diyor. Bu ne biçim din diyor, bize getirdin başımıza bu dini, bela ettin diyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra bu ülkenin dini siktir abi. Herkes alışacak. Yapacak bir şey yok. Avusturya desteğe geldi. Eyvallah eyvallah kral. Sağ ol. Adamın dibi ya. Avusturya'dan kalktı isyan bastırmama, yardım etmeye geldi sağ olsun. Evet, sevgili Malva'yla şöyle bir anlaşma yaptık. Yaptık yapmasına da dostlar. Siktirine dönmese miydik ya? Oğlum bir tane misyonerle çok zor bu iş. Harbi diyorum çok zor. Bu kadar toprak falan. Misyoner de alamıyoruz ki hiçbir yerden. Şimdi her yer Müslümandı. Her yer bir anda dini döndüğü için buralardan faydalanamıyoruz da. Gelirimiz de inanılmaz düştü işin kötü yanı. Bir tane neyse dur bakalım gittiği yere kadar gitsin. Over extension'dan bir de artı 5 oldu burası. Oo, savaş yorgunluğu da var. Evet şöyle yapacağız abi. Ha, isyancılarla savaşacağız paso. Ülkeyi stabil hale getirene kadar bayağı bir isyancılarla savaşacağız, belli oldu. Hayır bu da durdu, çevirmiyor şu anda. Niye çevirmiyor bu? Şaka gibi. Okey. Gürcistan'ı da bir annexleyelim artık. Oğlum her yerden isyan çıkıyor. Sıkıntı ya. Bu arada askeri teknolojide Osman'ı yakaladık. Güzel haber. Aylık diplomatik power kazandık Duru'dan. Evet bir şekilde artıya geçirdik ülkeyi ama bu dinler dönmeden bu iş olmaz gibi. Bu dinlerin hepsinin dönmesi lazım. Daha %5'ini zor çevirdi. Herhangi bir yerden misyoner edinemiyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Sik dinine geçiş biraz sancılı oluyor dostlar. Biraz sancılı oldu. Olsun, sıkıntı yok. Halledeceğiz. Evet yeni fikir grubumuz geldi. Bilin bakalım ne alacağım. Yani nereden giriyorum şöyle fantezilere bilmiyorum ki ya. Ne güzel oynuyorsun işte değil mi? Bırak sik dinine de geçmeyi ver yani, ne olacak? Ama kaçıramazdım abi. Kaçıramazdım. Bunu yapmam gerekiyordu. Yapmasam gece uyuyamazdım dostlar. Mecburdum. Avusturya Osman'a daldı. Şimdi bu savaşa ben gelmek isterim. Sevgili Avustur. Gelmek isterim de çok yanlış zamanda açtın ya. Neyse geleceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Elimizden geldiği kadar yardım ederim. Güzel bir tane misyoneri kaptık hemen. Öyle onu da vereyim. Hızlı hızlı çevirsinler abi. Gürcistan'ın anneksi bitti. Güzel kazanıyoruz savaşı. Tüm gücüyle bana saldırdı Osman. Ama bu tarafı unuttu. Hata etti. Hatasının bedelini kaybetmekle ödeyecek. Abi çok kötü etkinlikler geliyor. İnanamıyorum. İnanılmaz kötü etkinlikler geliyor. Yani overextension olmamasına rağmen çok kötü etkinlikler geliyor. Yani bu religious unity ile alakalı muhtemelen. Ah, geçmeyecektik o sik dinine, geçmeyecektik. %92 bu arada savaş skoru. Bitirmiyor. İlla %100 olacak. İnşallah şuralardan birkaç toprak atar bize ya. Hadi oğlum bitir. Evet bitirdi. Verdi lan. 3 tane toprak verdi. İyi. Hiç yok da nedir. Adamla 100 favorımız olmuş lan. Tras kasalım bari. Aga eksiye düşürdüm. Ama hala isyan çıkıyor. Doymadılar şuraya bak. Doymadılar abi. Bitmiyor. Sürekli isyan. Çok kızdılar çok. Çok kızdılar beyler. Hayır zaman kaybediyoruz bir de işin kötü yanı. Ama buna değdi mi? Değdi. Morale baksana abi. 7.10 moral olmuş. Daha ne olsun yani. Dünyanın en fazla morali bende şu anda. Güzel stability'yi etkinliklerle 3 dedik abi. -1.87'ye kadar bunu düşürmeyi başardım. Ama gel görelim ki Religious Unity'den dolayı hala çok sıkıntılı. Religious Unity'yi nasıl yapacağız bilmiyorum. Çok yavaş ilerliyor. Bir tane daha şeye ihtiyacım var galiba. Misyonere. Şey yapamamak çok garip ya, Defender of the Faith. Onu yapsaydık. %10 Religious Unity diyor mesela. Bunu almak iyi olur mu? Bunu aldığımız zaman şey yapamıyoruz ama. Çeviremiyoruz işte. Sıkıntı orada. Sürelerini uzatıyor bayağı.